Akşamlar sayın seyirciler. Bundan sonra her cumartesi saat 20.30'da sinema gecesiyle birlikte olacağız. Bu programda seyredeceğimiz filmden önce biraz sohbet edeceğiz. Her hafta değişik konuklar bizlerle birlikte olacak. Bu filmi konuşacağız. İlk programda sayın Filiz Besim, Dentist Filiz Besim bizlerle birlikte olacak. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya çok güzel bir program düşünmüşsünüz. Sinema ülkemizde gerçekten de özellikle son yıllarda çok böyle seyirci kaybına uğruyor. Salonlar herhalde seyirciyi çekmek için çok uğraş veriyor. Böyle bir program bence çok anlamlı. Başarılar diliyorum. Aslında sinema seyircilerimize söylemekte yarar var. Sinema sinemada izlenir. Fakat biz sinemayı televizyonda sizlere göstereceğiz. Ancak şöyle bir slogan haline getirebilir miyiz? Bir film bizden, bir film sinemadan. Yani bir film bizim programımızı izlesinler. Ondan sonra haftada bir de sinemaya gitsinler. Orada sinemayı daha özgür yaşasınlar. Belki önümüzdeki şeylerde, programlarda tekrar gündeme getireceğiz. Sinemada mı daha güzeldir, televizyonda mı? Elbette sinemada daha güzeldir. Doğrudur ve inşallah yani bir sizde bir sinemada olur. Ben en azından mutlaka bu klasik filmleri izleyeceğim. Ancak şöyle de bir şey var, yani bu tür programların şöyle bir katkısı var izleyiciye, seyirciye. Sinema tarihiyle ilgili bilinçlenme, eğitim alma, yani bugünkü yapılan filmleri izlerken işte eski yıllarda yapılmış olan filmlerle ilgili de bir şeyler bilme, tabii ki bir eğitim süreci. Yani o anlamda bu tür programların da bence sinema izleyicisi için büyük anlamı ve kazancı var diye düşünüyorum. Tabii biz başta belirtmekte yarar var. Yani eğitim yani kimseye bir şey öğretmek şeyimiz değil. Öyle bir şeyimiz yok, misyonumuz yok. Yalnızca yani teşekkür ederim böyle bir şeyde bulunduğumuz için. Bizim beğendiğimiz veya işte birlikte beğendiğimiz filmleri izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Onlarla bir şekilde 15-20 dakikada olsa filmden önce bir iletişim kurmak, bizim sohbetimizi onlara da ortak etmek. Hatta belki de 8.30'da biz başlarız. İşte onlar 20 dakika sonra, yani 9'a 10 kala başlayabilirler, filmi izleyebilirler. Bizim bu konuşmamızı dinlemeye de bilirler. Mutlaka. Nasılsınız? Nasıl geçiyor boş vakitleriniz? Çok yoğunsunuz çünkü. Evet, iyiyim ama yani hayatı dolu dolu yaşamak herhalde ayrı bir keyif de olsa gerek. Dolu dolu geçiyor. Hem doktorluk, zaten hastane hekimliği başlı başına büyük bir vakit alıyor. Ama tabii ki bizim esas kimliğimiz de hekimlik. Onun dışında yazma benim en büyük tutkum. Bir kitabınız çıktı son olarak. Evet, ikinci kitabımız çıktı. Geçen sene bir kitabımız çıktıydı. Bu yılda ikinci kitabımız çıktı. Çok farklı iki formatta iki kitap oldu ama ikisi de böyle benim çok yıllardır biriktirdiğim yazılar. Yani bir anda olmuş bir şey değil aslında. Yıllardır biriken, Yeni Düzen gazetesinde köşemde yayınladığım aynı konuları iki ayrı kitapta derledik, toparladık. Güzel oldu. Güzel oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ya ben hani güzel oldu derken benim çok böyle yıllardır
istediğim bir şeydi, hep hayalini kurduğum bir şeydi, planladığım bir şeydi. Onun için hani sanki böyle bir işi yapıp bitirmiş, hayatımda olmasını istediğim bir programı bitirmiş gibi bir duyguyla güzel oldu diyorum. İnşallah okurlar da beğenir. İnşallah üçüncü kitabınız da yakında İnşallah, çıkar. İnşallah. Şimdi bizi kırmadınız. İlk programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Ben çok teşekkür ederim. Beni ilk konuk olarak seçmeniz benim için büyük bir onur. Bu filmi işte ekrandan seyircilerimizin de gördüğü gibi ilk filmimiz Emir Kusturica. Yani bunu akşam tekrardan gözden geçirirken Kusturica olduğunu fark ettik. Kusturica olarak söylenir, bilinir yaygın olarak ama Kusturica'mış gerçek soyadı. Emir Kusturica'nın Çingeneler Zamanı filmini izleyeceğiz. Bu filmi seçtikten sonra ilk olarak Filiz ve Sim aklımıza geldi. Onun Balkanlara karşı bir sempatisi olduğunu biliyordum. Ne düşünüyorsunuz bu filmi? Daha önce izlemişsinizdir. Aslında 90'lı yıllarda, 89'da bitmiş, 90'lı yıllarda vizyona girmiş bir film. Yani, o zamanlar izlemişsinizdir ama evet, tekrardan... Evet, o zamanlar izlemiştim. O zamanlar da beni çok çok etkilemişti ama sizin sayenizde bir kez daha izledim. Ve gerçekten çok böyle derin bir iz bıraktı bende bu film, bilmiyorum. Dediğiniz gibi belki Balkanlara olan ilgim, o zamanlar izlediğimde sanki o kadar da çok algılamamışım yani bir sürü şeyi ama yıllarca böyle ben diş hekimleri, Balkan Diş Hekimleri Birliği'nde görev yapıyorum 99'dan beri ve yaklaşık 10 yıldır Balkanların her ülkesini ayrı ayrı geziyoruz. Yani o Balkanların en acılı olduğu, o Bosna Hersek'in en acılı olduğu günlerde Bosna'yı gezmiştim. Belgrad'ı gezmiştim. Sonra yakınlarda Kosova'yı gezdik, Priştine'yi gezdik. Yani bu filmi izledikten sonra hep böyle zaten Balkan insanı beni çok etkileyen bir yerdir Balkanlar ve insanı. Çünkü çok derin acıları içinde barındıran ve insanlık tarihinin ve kültürünün çok yoğunlaştığı bir yer. Yani çok uluslu bir yer, çok kültürlü bir yer. Gelenek ve göreneklerin çok gerilere, detaylara, derinlere dayandığı bir yer. Ondan dolayı Balkanları ben böyle sanki insanlığın belki en kaynayan kazanı ama sanki böyle en güzel de göstergesi gibi görüyorum. Bu film acayip bir şey. Yani belki hani Emir Kusturica, belki yanlış telaffuz edebilirim adını, bir Bosna Hersek doğumlu, Sarayovalı, Saraybosnalı bir yönetmen. Hani kendi doğduğu, büyüdüğü toprakların, kendi insanının çok da böyle acılarını, geleneklerini, göreneklerini yansıtmış. Ama öyle güzel, öyle derin yansıtmış ki insana gerçekten yüreğinde bir çizik atıyor bence bu film. Ben çok sevdim. Bir de şeyi ben çok seviyorum. Sıradan insanları kullanması bence çok güzel. Çingeneler ama hiç böyle ünlü olan artistler falan değil. Sıradan çingeneleri kullanmış. Tabii ki şey çok önemli burada. Bir ekiple çalışıyor. İşte Goran Bregovic, görüntü yönetmeni. Hepsi Balkan, hepsi aynı. Evet, biraz bilgi verecek olursak Emir Kusturica Bosnalı bir yönetmen, Müslüman bir ailenin, Müslüman bir ailenin çocuğu, Bosnalı ve Çekoslovak ya da sinema eğitimi yaptıktan sonra üçüncü filmi, birinci filmi Dolly Bell'i hatırlıyor musun? 1981 yılında. Daha sonra Babam İş Gezisi'nde 1985 yılında ve üçüncü filmi Çingeneler Zamanı çektiği film. Bir ekibi var, evet. Filko Filak görüntü yönetmeni ve Goran Bregovic müzisyen, müziklerini ona yaptırıyor. Sanırım tüm filmlerini ona filmlerini, müziklerini ona yaptırmış. Emir Kusturica
okullu bir yönetmen. Fakat etkilendiği yönetmenler var. Mesela Jean Vigo, Fransız yönetmeni, birçok filmini izlemişizdir. Bu Metin Akpınar, onların o tarz, onların filmlerinin orijinalini çeken adamlardan bir tanesi. Miloš Forman'dan çok etkilenmiş. Jiří Manzer, Çek yönetmeninden etkilenmiş. Tabii bu bilgilerin bir kısmını Attila Dorsay'ın 100 yılın yönetmeni kitabından aktarıyoruz sizlere. Akdeniz sinemasından çokça etkilenmiş bir yönetmen. Bu film ilk kez Çingenece çekilen bir film. Hiç şey kullanılmamış, yani başka bir dil kullanılmamış. Çingenece izleyenler zaten fark edecekler. Çingenece konuşuyor oyuncular ve tamamen amatörlerden oluşmuş. Fakat o kadar güzel oynatıyor ki onları, hiç bunu anlayamıyoruz. Profesyonel oyuncular gibi onları algılıyoruz. Tabi Emir Kusturica bu filmi çektiği zaman Bosna Hersek'te savaş yoktu. Yugoslavya bölünmemişti. Evet. Veya bölünmenin eşiğindeydi. Evet. Bundan sonraki filmi Underground oldu ve Underground'da çok, o da çok hit bir filmdi. O da hit bir film ama dikkatli izlenildiği zaman orada bence yer yer ırkçılık taşıyan öğeler var. Onu önce fark edemedi sinema eleştirmenleri. Fakat daha sonra özellikle ben bir yazı okumuştum. Ulus Baker Kıbrıs'tı. Geçtiğimiz yıllarda kaybettik onu. Ottülü bir felsefe uzmanıydı. Onun bir Birikim dergisinde bir yazısı vardı. Film baştan sona felsefik metotlarla analiz ettiğinde orada çok ırkçı şeyler olduğunu, yaklaşımlar olduğunu ve bunu daha sonra da başka yönetmenlerden de başka eleştirmenlerden de, film eleştirmenlerinden de daha sonra ben şey yaptım. 2005'te kendisi vaftiz olup Ortodoks. Ortodoks Sırp oldu. Onun özellikle Underground filminde yaptığı çıkışlar çok önemliydi. Ben Yugoslavya'yı savunuyorum, onun için Yugoslavya'nın bölünmesine karşıyım falan. Yani ona karşı yapılan eleştirilerde böyle bir cevap vermişti. Yani ben daha fazla konuşmayayım. Sizi çağırdık, siz konuşacaksınız. Ya çok güzel bilgiler. Başka ne hissettiniz bu filmde? Yani normal filmlerin ötesinde bir film bu. Kesinlikle normal filmlerin ötesinde bir film. Bir kere ya beni açıkçası görüntüler de çok etkiledi. Örneğin o çingenelerin ırmak ritüeli var, ırmakta yıkanma ritüeli. Yani bence bu müthiş bir görüntü ya, böyle bir şeyi yakalayabilmek. Yani ben çingenelerle ilgili ve o zengin coğrafyayla ilgili çok şey öğrendim bu filmde. Ya belki çok büyük bir acı var, yoksulluk var, insanın insana yaptığı çok kötülükler var. İşte alavera, dalaveralar var. O tür şeyler var ama ya onun yanında insan öğesini ve özellikle de çingeneler gibi böyle çok değişik bir topluluğu o kadar güzel gözümüzün önüne sermiş ki beni görüntüler de çok etkiledi. Zaten müzikler, Goran Bregovic zaten yani Balkanların gerçekten benim de çok sevdiğim bir müzik adamıdır. Hem görüntülerle hem de müzikle film çok bütünlemiş. Zaten onu Emir Kusturica'nın sayesinde o da ünlü oldu. Türkiye'ye geldiği bir sürü albümler falan yaptı. Hmm. Kendi adını duyurdu. Fakat çok zeki bir adam bence Emir Kusturica. Bu zekiliğini de, sinemaya olan sevgisini de çok güzel görsel şölene dönüştürebiliyor. Değerli bir yönetmen bence ama belki bu Vilko Filak'tan da kaynaklanan bir şey. Yani görüntü yönetmenin de çok iyi olmasından kaynaklanan ama masalsı bir şeyi var, anlatımı var. Yani filmi izlediğiniz zaman onun bir film olduğunu kesinlikle aklınızdan
çıkarmıyorsunuz. Yani ama diğer taraftan da bir gerçeklik şeyi var. Yani gerçeklikle masalı iç içe karıştırıyor ve neyin gerçek, neyin masal olduğunu anlamakta bazen hayret ediyorsunuz. Tabii bu bir Balkan filmi, sizin de söylediğiniz gibi ve Balkanlardaki bu çok ulusluluk yapıyı, uluslu yapıyı, o en marjinal, en azınlıkta olan çingeneleri kullanarak bir hikaye yaratıyor. Başka filmle ilgili sizin aklınıza gelen, yani filmi çok fazla anlatmak istemiyorum. Özet olarak şöyle verebiliriz. Peran diye bir karakterimiz var. Bunun bir sevgilisi var, bir kız kardeşi var. Kız kardeşi hasta, onun iyileşmesi için. Tabii Peran'ın olağanüstü metafizik güçleri var. Onu bir kötü kalpli soygun şebekesinin lideri, onu kötü işler için kullanıyor. Fakat onun da paraya ihtiyacı olduğu için belli bir süre hem kardeşini kurtarmak için hem sevdiğini de evlenebilmesi için bir maceraya atıyor. Fakat bu maceranın sonu çok iyi bitmiyor. Nasıl buldunuz öyküyü? Öykü dediğim gibi yani sır belki o yöredeki çingeneler için o yıllarda sıradan bir öykü gibi görünse de bence bu çok kültürlü, çok uluslu bölgenin, siz de vurguladınız, yaşamın kıyısındakilerin bir yani yaşamı o yörede yaşamın kıyısında yaşayanlar, yani böyle tam uçurumun kenarında yaşayan bir grubu almış ve çok sıradan, çok keyifli, çok öğretici, gerek görsel anlamda, gerek müzik anlamında. Ama özellikle de Balkanların zenginliğini de çok güzel vurgulamış. Ben çok keyif aldım. Eminim bütün izleyenler çok keyif alacaktır. Çünkü ben Balkanlarda bizden, buralardan da çok şey buluyorum. İşte orada bana bir, Kosova'da bir bayan şey demişti, biz Osmanlı bakiyesiyiz demişti. Beni çok, bir Türk bayandı, Kosova'da yaşayan bir Türk bayan. Beni çok etkilemişti bu laf. Belki biz de biraz Osmanlı bakiyesiyiz buralarda. Yani o kültürün izlerini taşıyoruz ve ben Balkanlarda bizden çok şey buluyorum, çok şey gözlemliyorum. Bu filmde de öyle oldu. Yani bence bu filmin seçilmesi o anlamda da bir zenginlik. Yani Kıbrıslı izleyicinin de kendinden bir şeyler ve anlama, yani o insanların hayatının içine girme, o hayatın derinliklerini analiz etme, o yolculuğa çıkma anlamında çok şey bulabilecekleri ve keyif alacakları bir film diye düşünüyorum. Çok isabetli bir ilk film seçimi. Ben tebrik ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Sayın seyirciler, bu akşam Emir Kutsuritsa'nın Çingeneler Zamanı adlı filmini izleyeceğiz. Haftaya başka bir filmde, başka bir konukla görüşmek üzere. İyi seyirler diyoruz. İyi seyirler. Thank you.